Sayın Bakanım, öncelikle Türkiye'nin termal cenneti Kızılcahamamıza hoş geldiniz. Sağ olun. 1 Kasım genel seçimler için Kızılcahamlı vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Evet, hem Kızılcahamlı hemşehrilerimize, dostlarımıza hem de Türkiye'ye, milletimize bu seçimler hayırlı olsun. Türkiye 17. defa genel seçime gidiyor. Bundan evvel 16 seçim yaptık. Bu aslında Türkiye'de demokrasinin kurumsallaştığını, demokrasinin doğru bir tercih olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu milletimizin önemli bir kazanımıdır. Çünkü demokrasiyle idare edilmeyen birçok ülke bizim sahip olduğumuza sahip olabilmek için ne kadar acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Partimiz, görüşümüz ne olursa olsun evvela biz 3 şeyin kıymetini bilelim. Bunlardan bir tanesi milli mücadeledir. Milletimizin son 100 yıldaki önemli kazanımlarının bir tanesi milli mücadele. O mücadele verilmeseydi biz bugün bu seçimlerde yapamazdık. Bu nedenle bu mücadeleyi yürüten bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehitlerimizi de bir defa daha rahmetle anıyoruz. İkincisi cumhuriyettir. Üçüncüsü de demokrasidir. O nedenle bu demokrasiyi iyi anlayalım, iyi sahip çıkalım ve daha da ileri bir noktaya getirelim. Demokrasi sayesinde Türkiye birçok şeye sahip oldu. Ama daha yapılacak da çok işimiz var. Karasaban'dan pulla demokrasi döneminde geçtik. Çarık'tan soğuk kuyu lastiğe ve bugün sahip olduğumuz imkanlara demokrasi sayesinde geçtik. Türkiye, Kızılcahamam dahil çevresinde ne görüyorsa bunların çok önemli bir kısmı çok partili hayata geçtikten sonra gerçekleşmiş oldu. Onun için bu imkanı, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabiatıyla demokrasi yoluyla iş başına gelenlerin de ülkeyi iyi yönetmesi gerekiyor. İyi yönetimin özünde de istikrar yatıyor. Bakınız 1961'den 2015'e 54 sene. 54 senenin 28'inde koalisyonlar var, 26'sında bir partinin tek başına iktidar olması ve istikrarı var. Türkiye bu istikrarla bugün sahip olduklarına sahip oldu. Koalisyonlar döneminde çok fazla hizmet yapılamadı. Çünkü koalisyonlar uzun ömürlü olmuyor. 4 ay pazarlık sürmüş, hükümet kurma pazarlığı, kurulan hükümetin ömrü 3 ay. 11 günlük hükümetler var. 3 aylık hükümetler var. 6 aylık hükümetler var. 1 yıllık hükümetler var. Türkiye'nin iklim şartlarını filan da hesaba kattığımızda 3 ayda, 4 ayda bu ülkede işler nasıl yoluna girecek, ülke nasıl yönetilecek? Onun için biz arzu ediyoruz ki 1 Kasım seçimleri tekrar istikrarı yakalasın, istikrara imkan versin ve Türkiye kalkınma çabalarını eski hızla sürdürsün. Bunun işte işimizin sebebi sadece bir parti mülahazasıyla değil. Geriye dönük bu 28 yıllık koalisyon dönemlerine baktığımızda hep ekonomik bunalımların, siyasi bunalımların, darbeye giden kapıların aralandığı dönemler olmuş. Türkiye bu tecrübeleri yaşadı. Arzu ediyoruz ki vatandaşımız işte hükümet kurulamadığı için 3-4 ay sonra seçime girdi kaldı ki şimdi eğer bu istikrar yakalanabilmiş olsaydı şimdi tekrar Türkiye'nin bunca başımızda dert varken, çevremizde bu kadar önemli gelişmeler olurken biz şimdi seçimlerle tekrar uğraşıyoruz. Onun için bu 1 Kasım seçimleri çevremizde olup bitenler, dünyada olup bitenler ve Türkiye'nin çözmek mecburiyetinde olduğu sorunlara baktığımızda bu 17 seçimin en önemlisi diye görüyorum ben şahsen. İnşallah vatandaşımız bir çıkış yılı gösterecektir. Ona inanmıyoruz. Gerçekten bizim seçmenimizin kendi kültüründen, kendi irfanından elde ettiği kazanımlar var. Feraseti var. Biz ona öyle diyoruz. Ne zaman siyaset kördüğüm olsa, ne zaman siyaset tıkansa vatandaşa
konu götürdüğünde vatandaş bir çıkış yolunu bulmuştur. İnanıyoruz ki 1 Kasım'da milletimiz iyi bir çıkış yolunu gösterecektir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii istikrar olursa bu Türkiye'nin genelinde ilçelerimizde, illerimizde, Türkiye'nin her tarafında çok önemli hizmetler yapıldı. Yani insafla baktığımızda şu 12 yıllık dönem Türkiye'de çok ciddi çabaların, atılımların, çok önemli başarıların elde edildiği dönem. Ama bu yetmez çünkü daha yapılacak çok iş var. Rakiplerimizi hesaba kattığımızda, yarıştığımız ülkelerdeki gelişmeleri, gelişmişliği hesaba kattığımızda Türkiye'nin daha yapması gereken çok iş var. Gerek altyapıda, gerek üst yapıda, eğitimde, başka alanlarda. Bunun için de artık içe dönük siyasi tartışmaları bir tarafa bırakıp işlere yoğunlaşmak gerekiyor. İnşallah 1 Kasım bu manada yeni bir sayfa açılmış olacak. Yeni bir fırsat Türkiye'nin önüne çıkmış olacak. Bunun tabiatıyla Kızılcahamam'a da yansımalar olacak. Yani şuraya baksak bir 10 sene evvelki Kızılcahamam mı? Eğer hiçbir şey iyiye gitmedi, her şey kötü, burada hiçbir şey yapılmadı deniyorsa benim de söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama belli ki bir 10 sene evvelki Kızılcahamam değil. Burada ne kadar değişiklik varsa Türkiye'nin her tarafında da bu türlü güzel değişiklikler var, gelişmeler var. İnşallah buna kaldığımız yerden devam etmeyi arz ediyoruz. Allah kısmet ederse, milletimizde imkan verirse ben bu vesileyle hem Kızılcahamam'da hemşerilerimize hem de milletimize 1 Kasım'ın hayırlar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.